Bilmiyorum deme kanalından herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere değişik bir konu video çekeceğim. Biliyorsunuz ki Bitcoin ve altcoinler artık yavaş yavaş dünya gündemine yerini almaya başladı. Peki bu olaylarda yani bu Bitcoin olayında nasıl araştırma yaparız? Tabii ki de sizler Bitcoin ve altcoin'in ne anlama geldiğini az çok tahmin etmiş, araştırmış ve belli bir sonuca ulaşmışsınızdır. Şimdi biliyorsunuz ki CoinMarketCap üzerinden biz bakacağız. Buna benzer başka siteler de var. Şimdi Bitcoin analizini ve altcoin analizini nasıl yaparız? Şöyle biz siteye baktığımız zaman coinmarketcap.com girdiğiniz zaman e, tabii ki de e, binlerce coin'in olduğunu görüyorsunuz. Bu coinlerin tabii ki de alt yapıları, projeleri farklı. Hepsi teker teker başka bir projeyi destekliyor kimisi aynı olabilir altyapısındaki algoritmalar farklı olabilir bunlara şimdi bakacağız arkadaşlar Öncelikle bu siteye girdiğimiz zaman toplam kripto para birimleri en yukarıda bakın en yukarıda kripto para birimleri 8587 adet kripto para birim arkadaşlar bunlardan birincisi kim tabii ki de Bitcoin. Yani biz burada 8587 coin'den bir tanesine yatırım yapabiliriz ama bunun tabii ki de market çapları var. Marketlerine bakacağız arkadaşlar. Şu an piyasada da 34641 market var. Bunlar market dediğim trade siteleri. işte BTC, BTC Türk, Coin'im, onun sonra CoinEx, Bitrex, Polonex bu tarz alım satım takas siteleri arkadaşlar. Şu anda bu coin'lere yani bu marketlerden bu coin'lere toplam piyasa değeri bu kadar arkadaşlar 10 milyar 10 milyar dolar 10 milyar TL şöyle milyon milyar evet bu şekilde bir e, piyasa değerimiz var arkadaşlar 24 saatlik hacime baktığımız zaman yani 24 saatlik hacim demesinin sebebi 24 saat bir gün içerisinde son 24 saat içerisinde alım satım e, ne kadarmış? Bir küsür Ve e, bu şekilde arkadaşlar. Dün mesela piyasa değeri 12 ydi. Şu an olmuş arkadaşlar. Yani bazı kişiler bayağı bir iki tane yani ikili satış gerçekleştirilen çekilme var. Bu bakabilirsiniz. Şimdi bu olayı kavradıktan sonra Bitcoin altcoin'lere bakıyoruz. Şimdi toplamda global kripto piyasa değeri 10.85 t ise bu düne göre yüzde artı yüzde altı yüzde yedi bir artış olmuş buraya da daha fazla diyerek bakabilirsiniz arkadaşlar bunlar teorik kısımları evet şimdi arkadaşlar Bitcoin'e bakıyoruz Bitcoin bildiğiniz üzere Bitcoin'in toplam arzı 21 milyon üretilecek. Bunun nasıl üretildiğini biliyorsunuz. Bilgisayarda önceden buna özel ekran kartları vardı. Daha sonra özel makineler S9'lar çıktı. S3'ler önceden çıkmıştı. Bunu ekran kartlarınızda Bitcoin madenciliği yaparak para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. İki türlü ya da hem öyle kazanabilirsiniz hem de trade sitelerinden parayla satın alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'in zaten ne olduğunu biliyoruz. Bunun Bitcoin e, trense demişlerdi. Ethereum tren rayını oluştur demişlerdi. Ethereum'de şu anda yükseldi arkadaşlar. Şimdi Ethereum 104 milyon dolaşan arzı var. Şu an bunun e, maksimum bu tabii bir ara yakılma oldu Ethereum'le ilgili. Şu anda piyasa değeri Bitcoin'e bağlı olarak şu şeye bakabilirsiniz, grafiğine de bakabilirsiniz. Aynı oranda inip çıkmalar meydana geliyor arkadaşlar. Zaten Bitcoin'e odaklı oluyor birçoğu. Bitcoin'in grafiğine bakarsanız arkadaşlar şurada bir çanak oluşturmuş. Genelde şu grafiğe hemen hemen benzer grafikler var arkadaşlar. Bakın hepsinde sonlara doğru bir çanak oluşmuş. Şurada bir terslik oluşmuş. Bu herhalde yeni bir coin patlama yapmış. Sonradan yapmış. İşte e, ne diyorlar? Ani bir alış, ani bir satış meydana gelmiş. Şimdi arkadaşlar bu şekilde e, ne ilk 10 coine bakacağız sizinle. Binance koyun tabii ki de Binance trade sitesinin kendisine özgü çıkartmış olduğu bir para birimi. E, bununla ilgili fazla yorum yapmak istemiyorum. Tether e, doların yerine yani e, Bitcoin'i bozulacaksak Tether'de yani dolar bazında sabit tutabileceğimiz bir miktar oluşturmak için ani dalgalanmalarda e, tutarımızı korumak için oluşturulmuş bir pa, e, kripto para diyelim sizlere. XRP yani Ripple, e, Ripple'da tabii ki de bankacılık veri aktarım sitesinde e, sisteminde kullanılan bir projesi var. Özellikle e, Akbank e, Akbank'ın yatırım yapmış olduğu bir altcoin. Yani bunu destekliyor arkadaşlar. Tabii ki de bu 3.5 TL'ye yakın bir tutarı var ama yarın, yarın öbür gün bu artacaktır. Bundaki dezavantaj e, miktarının fazla olmasıdır. Yani toplam 100 milyon 100 milyar e, kapasitesi var. Şu anda yarısı kadar dolaşan sirkülasyondaki e, arz, arz var arkadaşlar. E, o yüzden bu da değerlendirilmesi gereken coinlerden bir tanesi. Litecoin'le de şöyle diyorlardı. İkinci çıkan coinlerimizden bir tanesi coinimiz. Bitcoin'den sonra e, oluşturulan coin. Bitcoin altınsa Litecoin'de gümüş diyorlardı arkadaşlar. Litecoin'in 2015 ve 2017 sanırsam 2018 o ana kadar 3 TL'de ve 4 TL'de sabit kalması dikkat çekti ve sonradan birden patlama yaşaması da gerçekten ki gösteren bir coin oldu. E, ortaya çıkarmış oldu. Değerlendirmesi gereken coinlerden bir tanesi uzun vadeli Tabii ki de kısa vadeli analiz yapmıyoruz şu anda. Sadece sistemi tanıyoruz. Bitcoin Cash Tabii ki de Bit, BTC bölümlerinden kaynaklanan e, dan sonra oluşan durumlar ama birçoğu da şu anda yarıda kaldı arkadaşlar. Yatırımların çoğu e, maalesef şu an olduğundan bayağı düşük bir fiyatta. Size tavsiye edebileceğim coinler var tabii ki de. ben bunu, bu coinlerin normalde daha önceki fiyatlarını da tahmin edip size söyleyebilirim. 2016 yıllarında Ethereum 90 centti, Ripple 0.004 centti, Litecoin 3 TL idi. Stiller ilk başlarda çok düşük fiyatta çıktı. Sonradan sonlara doğru artmaya başladı. Dogecoin 0.000 0.000 3, 503'tü e, arkadaşlar. Çünkü e, 150 liraya 300 bin tane alabiliyordunuz. Monero e, 1,5 dolar 50 centti. Şimdiki fiyatına bakın arkadaşlar. Bunlar tabii ki de 2015 yani 6 senelik bir süre içerisinde meydana gelen artışlar. Yani burada daha çok e, göze batan şeyler de vardı ama onlarda bayağı bir geride kaldı. Özellikle Ethereum ve Ethereum Classic ikilemesinde e, eski Ethereumcular, yani klasik Ethereumcular, eski ne diyorlar, e, örf ve adetlere bağlı hani biz değişim istemiyoruz diyen Ethereum Classicçilerde tabii ki de şu anda düşüş yaşadı. Ether Ethereum Classic Bundan da umutluyduk. İlk çıktıklarında tabii ki de daha fazla bir şeydi. Bakın şu anda dolaşan arz 116 milyon. Şeyden kadar kadardı? 114 milyondu. Ve maksimum toplam arz, maksimum arzda 210 milyon maksimum arz oluşturmuşlar arkadaşlar. Bu siteyi de sağ tıklayıp Türkçe'ye çevir diyerek detaylarına bakabilirsiniz. Sizlere burada e, grafikte gösterebileceğim olay ise e, tabii ki de sarı olan kısım BTC bazında ki fiyatı bakın BTC karşısında neler yaşamış e, kendi fiyatı ve market çapı arkadaşlar market çapıyla e, tabii ki de fiyatı aynı oranda ilerliyor çünkü bu tarz bütün e, Bitcoin ve altcoinler için geçerli tarz e, arz talep meselesi arkadaşlar. Bir coin'e ne kadar çok yatırım yapılırsa o coin'in piyasası artar. Çünkü dolaşımda olan koyun e, miktarı azaldığı için sizler de bu coin'i alamayacağınız için fiyatta artış meydana gelecektir. Şu anda 18 milyon 18 milyon 637 bin BTC bulunurken bunun şu anki dolaşan arzı bu arkadaşlar daha 3 milyon yani 2 milyon 400 bin daha üretilmesi gerekiyor. Tabii ki de üretildikçe bu üretim madencilik artıyor, madencilik ücretleri artıyor ve artışla birlikte madencilerde para gönderiminde ki fi ücretleri de artıyor arkadaşlar. O yüzden 2000 yani 21 milyon, milyon BTC'nin üretilmesi yani yaklaşık 2100 yılını bulabilir diye bir söylenti vardı arkadaşlar. Sizlere de şunu söyleyebilirim. Yıllar önce 3-4 sene önce söylenen bir sözdü bu. Bitcoin Türkiye borsalarına girdiği andan itibaren bir tanesi 800 bin dolar bazında işlem göreceğini de öngörenlerde olmuştu. Şu anda o fiyata doğru ilerliyor. Şu anda fiyat alınır mı? Uzun vadede alınır arkadaşlar. Ama kısa vadede 354 binden bir bitcoin alırsanız bir gün sonra 50 bin lira zarar etme imkanınız yani o olasılığınız da bulunuyor. Buna dikkat edin. Şimdi öncelikle arkadaşlar ne demiştik? Piyasa değerinden bahsettik. Arsalep meselesiyle alakalı olduğunu bahsettik. Yeni giren arkadaşlar bu bilgileri bildikten sonra ne işe yaradığını bildikten sonra yatırımlarını yapabilir yatırımlarını hangi siteden nasıl yapılacağını da sizlere bir sonraki videomda gösterebilirim. Videomuzun sonuna geldik. Kısa bir şekilde, iyi bir şekilde anlatmaya çalıştım. Ee, umarım tabii bazı kelimeleri ifade etmemiş, edememiş olabilirim. Onlar için kusura bakmayın. Sorularınız olursa da yorum kısmına yazabilirsiniz. Çünkü bu konu hakkında sizlere bildiğimizi rahatlıkla anlatabiliriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.